Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sıra bildiren sayılar konusunu ele alacağız sevgili öğrenciler. Derse başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videolarda beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Öncelikle sıra bildiren sayılar konusuna girdiğimizde ilk bilmemiz gereken noktanın görevi. Nokta biliyorsunuz Türkçe'de cümleler bittikten sonra kullanılıyordu. Matematikte de birçok görevi var. Sayıların yanına koyduğumuzda, sağ tarafına koyduğumuzda inci üncü anlamı kazanır. Örnekte gördüğünüz gibi birin yanına koyduk, birinci anlamı kazanmış oldu. Nerelerde kullanıyoruz ünce anlamlı noktayı? Mesela apartmanların sevgili öğrenciler katlarını belirtirken katlarına birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat şeklinde belirtebiliriz. Aynı zamanda yarışmalarda sıralamayı belirtmek için birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncuyu bakın ne yaptık? Sıraladık. Sayının yanına nokta koyduğumuzda inci, üncü anlamı kazandı. Burada ne soruyor bize? Dördüncü sırada koşan çocuğun ayakkabısı hangi renktir diyor. Dördüncü sırada koşan çocuk gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Bu çocuk görüyorsunuz değil mi? Bunun da ayakkabısı kahverengi sevgili öğrenciler. Evet. Şimdi devam edelim. Bakın burada bir tren var ve vagonları var. Vagonları sıralayalım. Birinci vagon, ikinci vagon, üçüncü vagon, dördüncü vagon, beşinci vagon ve altıncı vagon. Bize ne sormuş? Kaçıncı vagonda kuş vardır diyor. Kuş hangi vagonda sevgili öğrenciler? Gördüğünüz gibi kuş altıncı vagondadır. Evet. Şimdi alışverişte kasa sırasına girmiş kişileri görüyorsunuz. Birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci kişiyi görüyoruz. Ve burada da bize kaçıncı müşterinin elinde siyah suluk var diyor. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, siyah suluğun olduğu müşteri nedir? Şuradan gösterelim tekrar. Sekizinci kişidir. Evet, şimdi diğer sıralamamıza geçebiliriz. Domateslerin büyüme aşamalarını sıralayınız diyor. Biliyorsunuz sevgili öğrenciler, domatesler önce toprağa tohum atarak oluşur. O yüzden bunu sıralamak istediğimizde önce bakın tohum atıyoruz birinci, ikinci attığımız tohum çimleniyor, sonra yavaş yavaş büyüyor, sonra çiçek açıyor ve altıncı aşamada da domates ortaya çıkıyor. Sıralamamızı bakın görüyoruz. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü, beşinci ve altıncı aşamada domates oldu, olgunlaştı, yenecek hale geldi sevgili öğrenciler. Burada da leylekleri sıralayalım ve bize kaçıncı leylek bebek taşıyor diye önce sıralama yapalım. Kaçıncı leylek bebek taşıyormuş? Birinci leylek, ikinci leylek, üçüncü leylek, dördüncü, beşinci ve altıncı. Hangi leylek bebek taşıyormuş gördünüz sevgili öğrenciler? Altıncı leylek bebek taşıyormuş. Evet. Bir rakamın yanına, bak şimdi rakamımız 1 olarak okunuyor. Yanına nokta koyduğumuzda sevgili öğrenciler birinci anlamı kazandı. Evet, rakamımız 2, 2 diye okuruz. Ama yanına nokta koyduğumuzda ikinci diye okuruz. Rakamımız 3. Ama yanına nokta koyduğumuzda üçüncü diye okuruz. Rakamımız 4 diye okuyoruz. Ama yanına nokta koyduğumuzda dördüncü diye okuyoruz sevgili öğrenciler. Evet, şimdiki rakamımız 5. 5 diye okuruz. Ama nokta koyduğumuzda nasıl okuyoruz? Beşinci diye okuyoruz sevgili öğrenciler. Evet, burada bir binamız var, apartmanımız. Bakın katlarını belirtiyoruz. Birinci kat, ikinci kat,
üçüncü kat ve dördüncü kat diye belirtebiliriz. Evet, şimdi bize verilen rakamların okunuşunu yazacağız. Sayıların yanına nokta koyduğumuzda inci üncü anlamı kazanıyordu. Birin yanına nokta koyduğumuzda birinci diye okuruz. Sekizin yanına nokta koyduğumuzda sekizinci diye okuruz. Altının yanına nokta koyduğumuzda altıncı diye okuruz. Beşin yanına nokta koyduğumuzda beşinci, onun yanına nokta koyduğumuzda onuncu diye okuruz sevgili öğrenciler. Evet, 7'nin yanına nokta koyduğumuzda 7. 9'un yanına nokta koyduğumuzda 9. diye okuruz. 11'in yanına nokta koyduğumuzda 11. 15'in yanına nokta koyduğumuzda 15. diye okur ve yazarız. 18'in yanına nokta koyduğumuzda ise 18. diye okuruz ve 18. diye yazarız sevgili öğrenciler. Evet, gördüğünüz gibi çekmeceler var. Komodinin çekmecelerine bakalım. Kaçıncı? Birinci çekmece, ikinci çekmece, üçüncü çekmece, dördüncü çekmece, beşinci çekmece. Kedi çekmeceden çekmeceye giriyor. Bakın şu an birinci çekmecede kedi. Şu an beşinci çekmecede. Gördünüz mü? Evet. Sokakların isimlerine de sevgili öğrenciler nokta koyarak belirtebiliriz. Bu sokağın ismi 7. sokakmış mesela. Evet, bu sokağın ismi 10. sokakmış. Sınıflarımızı da belirtirken onların yanında da nokta kullanırız sevgili öğrenciler. Sınıflarımızı belirtirken, sınıflarımızın adını belirtirken sıra bildiren sayılarla adlandırırız. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf, altıncı sınıf diye sınıflarımızı da belirtiriz sevgili öğrenciler. Evet, çocuklar kantinde sıraya girmişler sevgili öğrenciler. Bizden ne istiyor? Kantindeki öğrencilerin birinci sıradaki öğrencilerin de para var. İkinci sırayı yazmış. Evet, biz de devam edelim. Bu öğrenci üçüncü sırada. Üç diyoruz, yanına nokta koyuyoruz. Üçüncü. Dördüncü sıradaki öğrenciye dört nokta diye, dördüncü diye koyuyoruz. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Görüyorsunuz, yanına nokta koyuyoruz. Unutmayın sevgili öğrenciler. Sekizinci. Dokuzuncu. Ve 10. sıradaki öğrenciyi ne yaptık sevgili öğrenciler? Belirtmiş olduk. Evet. Şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. Burada da ne demiş? Sıralarda oturan çocukların kaçıncı sırada oturduğunu bize yazın diyor. Talat kaçıncı sırada oturuyor? En önde oturduğu için birinci sıra diyoruz. Bir nokta koyuyoruz. Birinci diye okuruz. Ela ikinci sırada oturuyor. Ali üçüncü sırada oturuyor. Emel dördüncü sırada oturuyor. Nail de beşinci sırada oturuyor sevgili öğrenciler. Altıncı sırada kim var? Altıncı sıramız boş sevgili öğrenciler. Evet, Ayşe merdivenin kaçıncı basamağındadır sevgili öğrenciler? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. basamağındaymış. O yüzden ne yapıyoruz? Cevap B, 6. basamak. 6'nın yanında nokta var bakın. 6. diye belirtiyoruz sevgili öğrenciler. Evet. 8. sayısı nasıl gösterilir diyor sevgili öğrenciler. A 8, B 8 eksi, C 8 nokta. Ne demiştik? İnci anlamı kazanmak için rakamın yanına ne konur demiştik sevgili öğrenciler? Nokta konur. O yüzden cevabımız sevgili öğrenciler C seçeneği olacak. Evet, bir sonraki sorumuza geçebiliriz ve konumuzu pekiştirmiş oluruz. Aynı zamanda 20. sayısı nasıl okunur? A20, pardon, 20 nokta sayısı nasıl okunur? 20'nin yanında nokta varsa 20. diye okuruz. A20, B20, C21 diyor. Cevabı ben zaten söyledim size. B20 diye okuyoruz sevgili öğrenciler. Hemen bir sonraki örneğimize
sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki sayılardan hangisi adını yanlış söylüyor? Bakın A'da 1 var. Yanında nokta yok. 1 diye söylemiş. B'de 2'nin yanında nokta var. 2. demiş. C'de 3'ün yanında nokta var. 3 demiş. Hangisi yanlış söylüyor sevgili öğrenciler? A doğru. B doğru. Ama C'nin yanında bakın 3'ün yanında nokta olduğu için bu 3 diye değil. Üçüncü diye yazılması gerekir. O yüzden yanlış cevabımız budur sevgili öğrenciler.